Herkese merhaba arkadaşlar. Yazılımcılar Mühendisler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, yani daha doğrusu bu hafta, yani pazartesinden itibaren bir saat boyunca size HTML eğitimi vereceğim. Yani bir saat olmasa da bir saate yakın bir eğitim vereceğim. Bu eğitimden sonra HTML hakkında temel yapıda, yani temel olarak her şeyi bileceksiniz ve hatta artık kendiniz site yapmaya başlayabilirsiniz. Garantisi de vardır. Öncelikle beni desteklemek için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, önümüzde bir slide'ımız var. Bu zaten bir kerelik, yani bir daha aslında slide yapmayacağım. Bu bir kerelik bir slide. Yani daha iyi anlamanız açısından ve daha kolay yani atlamanız amacıyla. Evet, önümüzde şu an slaytımızda HTML nedir yazıyor. Başlığımız bu. Evet, muhteşem. Başlayalım. HTML, Hypertext Markup Language. Yani hiper metin işaretleme dilidir. Bu dili sakın ama sakın program diliyle, yani o program diliyle karıştırmayın. Java'dır, CSS'dir, C++, bunlarla karıştırmayın. Bu tamamen web sitelerinin hazırlanmaya, web sayfaların hazırlanmasında kullanılan bir dil. Ayrıca bu web tarayıcıları var ya, yani işte Opera, Firefox, Chrome gibi bu tarayıcıların hepsi HTML kodlarını işleyerek web sayfasına dönüştürüyor. HTML de sayfalarının bedenini oluşturuyor. Ondan sonra HTML, resim, yazı veya video gibi içeriklerin web sayfasına konumlandırılmasını sağlar. Mesela burada bir fotoğraf var. Gördüğünüz gibi yazılımcılar mühendisler yazıyor. Bu yazıyı, yani bu fotoğrafı ben yönlendirebiliyorum gördüğünüz gibi. Ben bunu web sitesinde yapamıyorum. Çünkü web sitesinde onları etiketlemem gerekiyor ve buna göre koordinatlamam gerekiyor. İşte 100 piksel 100 piksel gibi. Onun gibi düşünün. Buna yarıyor. Konumlandırılan içeriklerin web sayfalarında doğru bir şekilde görüntülemesini sağlıyor ve arama motorlarına web siteleri hakkında bilgi veriyor. Gelelim web sitemizin çalışma mantığına. Bu mantıkta iki tane kelime bulunmakta. Host ve domain. Host bizim, yani bu yaptığımız HTML üzerine yazılan sitemiz host'a kaydolur. Yani bilgisayarımıza bir şeye dosyaya kaydolur ya. İşte buna biz host diyoruz. Zaten örneğimiz var. İşte C diskinin içinde yazılımcılar mühendisler klasörünün içinde index.html bulunmakta. Bunu zaten göstereceğim ben size. Bir de domain var. Domain web sayfalarının üstünde yer alır. Hani işte www.youtube.com gibi. Biz de tabii yazılımcılar.com yaptım oraya. Evet, şurada görmüş olduğunuz gibi grafiklerimiz var. Website owner, hosting server, World Wide Web ve website visitor. Yani bizim sahip yani bu web sitenin sahibi bu site yapmış olduğu web sitesini kaydediyor. İnternet ortamına atıyor ve ziyaretçiler geliyor. Ziyaretçiler internete girip bizim sitemize atmış olduğumuz host'a giriyor aslında. Bunlar tamamen döngü içerisindedir. Gelelim HTML dilini yazarken dikkat edilmesine gerekenlere. Bu şekilde yazılan ifadelere etiket, yani tag denir. Etiket yani. Evet, biliyorsunuz zaten bu kısmı. Ve bu açılan etiketler var ya, işte bu taglar, işte ne bileyim HTML, mesela HTML yazdınız. Bunu kapatmak zorundasınız, yoksa hata alırsınız. Yani olmaz. İşte kapatmanız için de slash içerisinde yazmanız gerekiyor aynı şeyi. Allah örneği var zaten. Ve ayrıca HTML etiketleri yazılırken küçük harf tercih edilmelidir. Aşağıda örneği var dediğim gibi. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve biz bu HTML'leri nerede yazacağız? Burada 4 tane editörümüz var. Yani bu yazacağımız alan. Brackets var. Notepad++ var. Visual Studio Code var. Sublime Text var ve Atom var. Biz videolarımızda
Genellikle Visual Studio kod üzerine ilerleyeceğiz. Çünkü en kolayı ve en basiti o zaten. Diğerlerini de kullanabilirsiniz. Bu sizin tamamen kararınıza bağlı ama biz videolarımızda bu kırmızı işaretlenen editör ile yapacağız. Evet, slaytımız bu kadar zaten. Yavaş yavaş artık gösterelim nasıl yaptığımızı, nasıl oluştuğu, nasıl dillerin yazıldığını. Gösterelim etiketler nasıl oluşuyor. Onları gösterelim. Slaytımızı kapatıyoruz. Evet. Benim masa üstümde iki tane uygulama var. Google Chrome, yani tarayıcı, zorunlu bu. Ve ayrıca bizim yazacağımız editör Visual Studio Code var. İndirme linkini açıklama kısmında bulunduracağım. Editörümüze giriyoruz. Evet, editörümüze giriyoruz şu anda. Bizi böyle bir ekran karşılıyor. Tabii ilk önce de indirme kurulumu yapacaktır. Bundan sonrası böyle gözükecek sizin için. Welcome yazıyor burada. Gördüğünüz gibi. Burada bir pencere var. Burada start var. Altta new file var ya da open folder. Yani oluşturulan bir kosun içine alayım mı diyor. Yani orada onu demek istiyor. Ya da burada hani masa üstünde yer hani yoksa bir klasörüm buradan hemen alt folder yapabilirsin diyor. Biz bunu ilk öncelikle bunu arkaya alıyorum. Masa üstüne yeni klasör açıyoruz. Klasörümüz adına HTML5 eğitim dersi diyorum. Eğitim dersimiz. Bitti. Bu kadar. Klasörümüzü açtık. Editörümüze geri dönüyoruz. Add folder diyoruz artık diyebiliriz. Çünkü artık bir dosyamız var. Buradan masa üstüne geldim. HTML5 eğitim dersimiz klasörünü açıyoruz. Evet. Şu anda klasörümüz burada yer alıyor. Bu klasörün içine artık bir dosya açıyoruz. New file. Burada new, üstünde yani new file diyor. Burada başka bir şey diyor. Bunlara bir bakmanız gerek yok. New file diyoruz. Ve artık ilk sayfamızı oluşturmaya başlayacağız. Dosyamızın adı index.html. Evet, yine pencere açtı. Simgemiz bu hali aldı. Ve index.html'i yazdık. Dosyanın içindeyiz şu anda artık. Eskiden yani HTML5 öncesinde biz şunun için uğraşıyorduk. Açıyorduk etiketi, etiketi açtık. HTML yazdık. Değil mi? HTML'imizi yazdık. Aşağı atıyorduk, uğraşıyorduk burada. Yani bir sürü zaman kaybı. Heat açıyorduk etiketimizi. Heat açtık. Sonra buraya bir tane body etiketi attık. Evet, böyle yapıyorduk. Şuraya arada bir title koyuyoruz. Evet, bu kadar. Biz bununla uğraşıyorduk. Artık HTML5'te buna ihtiyacımız yok. Ünlem top dediğinizde artık önünüzde bir HTML5 artık gelecek neslin kodu açıldı ve artık gördüğünüz gibi HTML sen bunun önünüzde docotype yazıyor. Zaten bu demektir ki sen artık HTML5 yazıyorsun bunu diyor kısacası. Burada etiketler var. Meta, charset, UTF-8 diye işte meta, HTTPQ diye şeyler yazıyor gördüğünüz gibi. Bunlara şu anlık ya yani şu ikisine ihtiyacımız şu anlık yok. Şunu şöyle alalım. Bunları silebiliriz. Bunlara pek ihtiyacımız yok. Tamamdır. Bu meta charset'te mesela Türk alfabesinde Ü, İ, işte Ö gibi harfler var ya. Bunların değişik ya da hata almaması ya değişik ya da hata almaması için bu kullanıyorlar. Ya da mesela Çin alfabesinden bir karakter göreceksin. Bu karakteri hani girdiğimiz zaman gözükmesini istediğimiz zaman bunu kullanıyoruz. Bu etiketi kullanıyoruz. Bu şekilde gözüküyor. Evet, altta title var. Başlık etiketi zaten bunu biliyorsunuz artık bu kısımları. Buraya ben ilk sayfam diye yazacağım. İlk sayfam. Evet. Evet, body aramıza zaten klasik olan merhaba arkadaşlar yazalım. CTRS ile kaydettim. Buradan geldim. Ana sayfa.html, index.html yazan kısma sağ tıkladım. Reveal in File Explorer diyorum. Görmüş olduğumuz gibi bizi klasörümüzün içindeki dosyaya yönlendirdi. Ve biz buna bastın enterladığımızda artık buraya giriyoruz. Ve artık önümüzde gördüğünüz gibi merhaba arkadaşlar yazıyor zaten yazmıştık arasına. Bu üstteki kısım şu kısım title kısmı az önce yok bu dosyamızın adı. Evet. Bu kısmın adına biz
Domain diyoruz. Bu kısmın adını biz domain diyoruz. Kapatabiliriz artık. Buna ihtiyacımız yok. Bunu da kapattım. Evet. Artık ilk etiketimizi görebiliriz. BR etiketi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi BR etiketi yer aldı. Peki bu ne işe yarar? BR etiketi. BR etiketi yazdığımız şeyleri bir satır ekler. Yani satır boşluk bırakır. Yani mesela ya, bir tane daha BR, bir tane üç tane BR yazdım. Ben buraya merhaba dostlar yazdım. Tekrardan CSS'ye kaydettim. Reviewing a file explorer dedim. İndeksimize girdim. Ve gördüğünüz gibi burada iki satır boşluk bıraktı. Merhaba arkadaşlar yazmıştım. Arasına boşluk bıraktı. BR etiketi ve buraya merhaba dostlar yazdı. Tabii bunun şöyle hemen inceleyelim. Buradan zaten burada inceleyebilirsiniz bu durumları. Bakın görmüş olduğunuz gibi BR etiketleri burada. Zaten bakın BR, BR, BR. Şimdi diğer etiketimize gelelim. Diğer etiketimize gelelim. Yazı tipimizi değiştirelim. Mesela italikle yazmak istiyoruz. Evet, i etiketimizi kullandık. Pardon. Çok pardon. Etiketimizin içine merhaba yazalım tekrardan. Merhaba sayın öğrenciler. CTRS ile kaydettim. Bunu sürekli yapmanıza gerek yok. Tarayıcımıza girdik. Sayfanın yerini gördüğünüz gibi merhaba sayın öğrenciler yazdı. İtelik bir şekilde yazdı. Fark ettiyseniz yan yana yazdı. Çünkü biz arasına BR etiketi koymadık. Ki bu çok iyi oldu. Neyi nasıl iyi oldu? Arasını ben boşluk bırakmıştım burada ama tabii ki burada işe yaramadı. Çünkü etiketlerin arasındaki boşlukların hiçbir anlam ifade etmiyor. O yüzden buraya BR çarpı 3 diyelim. 3 tane satır ekledi. Kaydettim. Evet, 6 aldı. Gelelim diğer etiketimize. Diğer etiketimiz U etiketi. Merhaba dostlar tekrar. Merhaba dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz yazalım. Kanalımıza hoş geldiniz. Yazdım. Sayfamızı yeniledim. Yazımızın altına altlı çizgili bir şekilde yazdı. Gördüğünüz gibi boşluğumuzu bıraktı. Altına alt yazılı bir şekilde yazdı. Gelelim diğer etiketimize. Pardon. Şunu hemen alt alalım. Diğer etiketimiz B etiketi. Peki B etiketi ne işe yarar? Bakalım. B etiketi. Bu arada çok pardon. Ben arasına yine BR koymayı unuttum. Arada olabiliyor böyle şeyler. Kusura bakmayın. Gerek de yok aslında. Daha iyi oldu. B etiketi yazılarımızı kalın yazdı. Evet. BR çarpı 3 diyelim. Gelelim diğer etiketimiz olan del etiketimiz. Del. Mesela hani böyle bazen olur işte indirim yaparlar böyle markette. İşte ne bileyim 100 TL olan ürüne 50 lira dedi. Mesela 100 TL. Değil mi? Evet, şu an 100 TL yazdım. Evet, gördüğünüz gibi üstünü çizik yazdı. Bu etikette bu işe yarıyor. Şimdi ben bir tane daha açacağım. Etiket anlamdırılması. Pardon, anlamsal etiketler. Ünlem tab dedim. Şurayı silelim. Anlamsal etiketler ne demektir? Anlamsal etiketler.
Evet. Bizim bu B etiketi vardı ya arkadaşlar. Buraya B etiketi diyeceğim. Bir tane daha etiket var. Bunun adı Strong. Bakalım bu ne yapıyor? Bu da Strong etiketi. Neden olmadı? Çünkü yanlış buradan hemen Reveal in File Proxy buradan hemen yapıyoruz. Anlamsal etiketlere giriyoruz. Evet, şu anda ben arasına BR'yi unuttum. Hemen BR çarpı 3 dedim. Pardon, hemen. Evet. Peki arasındaki fark ne oldu? B etiketi ve Strong etiketi. İkisi de kalın yazdı. Ama aslında farkı şu. Çok farklılar aslında. B etiketi bir anlam ifade etmiyor. Ya yani herhangi bir anlamsal bir ifade içermiyor. Ama Strong etiketinde anlamsal bir ifade vardır. Bu anlamsal ifade sayesinde de aramalarınızda bu Strong etiketini görüyor ve arama motoru pardon. Arama motoru bu Strong etiketini gördüğü anda anlamsal olduğunu anlıyor ve onu hemen web sayfanın en üstüne çıkarıyor. Evet. Gelelim bir diğer anlamsal ifademize. I etiketi neydi? İtalik yazıyor değil mi? I etiketi. I etiketi. Buraya da bir tane M etiketi koyacağım. Bu da M etiketi. Tabii şey unuttuk yine. BR'ye koymayı unuttuk. Hemen BR çarpı 3 dedim. Pardon. BR çarpı 3. Bakalım bu ne yaptı? Bir dakika. Ben bunların arasını hemen bir saniye arkadaşlar. Evet. Fark etmişsinizdir. Şu anda ikisi de aynı görevi gör. İkisi de yazıları italik yaptı. İ etiketi anlamsal bir ifade değildir. Ama M etiketi çok anlamsal bir ifadedir. Bir tane de etiketimiz var. Bu etiketin adı yani yok. Adınız yapıyorsunuz zaten. Tırnak. Ünlem dedik. 3 tane tire koyduk. Yeşil oldu. Burası arkadaşlar yorum satırı. Evet, yorum satırı. Evet şu an yorum satırı buraya gelmedi. Yani ben bunu yazdım buraya ama buraya gelmedi. Çünkü arkadaşlar bu sayfanın yöneticisine özel bir mesaj. Yani mesela ben burada işte ben burada yazacağım. Burası anlamsal ifadeler. Burada pardon. Burada anlamsal ifadeler yazıldı. Şimdi ben bunu yazdığımda yine gözükmedi ama hemen bunun sayfanın kaynağını görüntüle diyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi yazıyor. Ne işe yarıyor? Şimdi biz bu kadar al etiket yazdık ama normalde yani web sayfalarında milyonlarca, binlerce ya da işte yüz binlerce etiket bulunuyor. Mesela bu yönetici başka bir kişiye devrettiği zaman bunlar sayesinde az çok burada ne olduğunu anlayabilir. Bakıyor burada. Burada anlamsal ifadeler yazıldı. Ha diyor. Burada demek ki M etiketi, Strong etiketi var diyor. Ve burada ona göre düzenlemeler yapıyor. Amacı budur. Bu kadar. Başka son olarak da size int etiketini göstereceğim. Int. Burası. Int etiketi. Int. Bakın int de ne yaptı? Altı çizili yazdı. Hemen ins altına hemen bir tane buraya B etiketi koydum. Burası da B etiketi. Ay pardon çok özür dilerim. Burası bir saniye yanlış yazdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. U etiketi. Burası U etiketi. Buraya da hemen BR çarpı 3 yazdım. Kaydettim. Evet. İkisi de altı çizili yazdı dediğim gibi yine hani bir şey fark yani görevini yaptılar yine. Int etiketinin
anlamsal bir ifadesi vardır ama U etiketinin maalesef anlamsal ifadesi yoktur. Gelelim son etiketlerimize. Hemen etiketlerimiz. Başlık etiketleri. Başlık etiketleri. Nokta HTML. Ünlem tab dedik. Şurayı hemen silelim. Buraya başlık etiketleri yazalım. Etiketleri. Başlık etiketlerimiz arkadaşlar. Mesela pardon. H1. Burası H1 ile yazıldı. Yazalım buraya. H2. Burası H2 ile yazıldı. H3. Burası H3 ile yazıldı. Pardon, ile yazıldı. H4. Burası H4 etiketiyle yazıldı. H5. Pardon, H5. Burası H5 etiketiyle yazıldı. Bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim. Like atarsanız çok sevinirim. Son etiketimiz H6. Burası H6 etiketiyle yazıldı. H6 etiketiyle yazıldı. Evet. Bakalım ne oldu? Reveal in proxy diyoruz. Hemen başka etiketlerini giriyoruz. Evet. Bu etiketlerimiz başlık etiketleri. H1 en kalın olanı, H6 ise en ince olanı. Burası başlık. Fark ettiyseniz ben bunların arasına hiçbir şekilde BR etiketi yapmadım. Bakın hiçbir şekilde BR etiketi yok ama bunlar altında bir boşluk bıraktı. Sebebi nedir? Sebebi bu başlıkların anlamsal bir değeri var ve kapladığı alan, bakın zaten belli. Kapladığı alan turuncu şekilde gösteriyor. Yani şurada gözüküyordu az önce. Evet, şu an gözüküyor. Bu alan zaten aslında başlığın kapladığı alan olduğu için orada boşluk gibi gözüküyor ama aslında orada da aynı şey yazıyor. Biz göremiyoruz bunu. Hepsinin bir anlamsal değeri var ve hepsinin bir kapladığı alan var. Bu yüzden de arası boşluk oldu. Evet. Bu videomuz sona ermiştir. Yani artık bu kadar. Bu videomuz da bu kadardı. Beni desteklemek için kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.